27 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginde yaşanılan taşlı saldırı sonucu başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan uzman çavuş Mehmet Akif Keleş hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu FETÖ ile irtibatlı birisi dedi. Bir uzman çavuş ve FETÖ ile daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu için hakkında işlem yapılmış birisi. Ulusal, Yeni Şafak, Türkiye gibi pek çok haber paylaşım sitesi de yaşanılan olayı Erzurum'da FETÖ parmağı başlığıyla haberleştirdi. Gerçekten de gözaltına alınan uzman çavuş Mehmet Akif Keleş, Gülen cemaatiyle irtibatlı bir şahıs mı? Milli Savunma Bakanlığı 9 Mayıs tarihindeki resmi Twitter hesabından gözaltına alınan uzman çavuş hakkında yapılan tahkikat sonucunda uzman çavuş Mehmet Akif Keleş'in sözleşmesi feshedilmiştir. Keleş hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2021'de silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında soruşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanlığı bu açıklamasıyla uzman çavuş Keleş'in Gülen cemaatiyle irtibatlı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.